Tonguç Akademi 10. sınıf kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Olasılık konusunda sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar olasılığa geçtik her zaman olduğu gibi her zaman olacağı gibi Ekim ayı programıyla sizlerle birlikteyiz ama bugün günlerden ney 30 Eylül yani Eylül'ün son günü ama yeni takvimimizin ilk günü olduğu için yine bir heyecanlaşalım yine bir pozitif hava estirelim buralarda haftaya fonksiyonlara geçiyoruz ve sonraki hafta da fonksiyonları bitiriyoruz ve bakın karşınızda ne var gözünüzü korkutmak gibi olmasın ama... Yazılı kampı başlıyor. Tonguç Akademi'yi zaten takip ettiysen, programları izlediysen, dersleri takip ettiysen, programa uyduysan, hafta sonları da eksikleri tamamladıysan ve ödevlerini yaptıysan arkadaşım, o zaman çok da dert etme. Yazılı senin için bir ne olacak? Tekrar gibi olacak. Yazılı simülasyonumuzla seni sınava hazırlayacak diyorum ve sözü fazla uzatmıyorum. Hızlıca geçelim arkadaşlar. Bugün dersimiz Olasılık dedik ve bugün göreceğimiz şey ne yapacağız? Ayrık olay, ayrık olmayan, imkansız, kesin olay. Bunların hepsini göreceğiz. Uzay deney ne demek? Çıktı kavramı ne demek? Bunların hepsini anlatacağız ve arkadaşım unutma gerçek hayat problemlerinde yer vereceğiz. Bunlar bizim yeni müfredattaki öğrenme çıktılarımız. Eskiden kazanım diyorduk. Anahtar kelimelerimiz örnek uzay, olay, deney, çıktı, kesin olay, imkansız olay, ayrık olay. Ya bunların hepsini zaten ders içinde göreceğiz ama işte asıl varacağımız yer neresi? Olasılık kavramı arkadaşım. Peki neyi bilmen lazım? Tam sayılarla aritmatik işlemler yapabilmen ve kümelerin alt kümesini bilmen ve bunlarla ilgili permütasyon, kombinasyon kurallarını... uygulayabilmen lazım ki uygulayamıyorsan, videolarımızı izlesen, izlemediysen ne yapacaksın? Hemen permütasyon, kombinasyon konu videolarına geçeceksin. Çünkü bizim güzel sorularımız nereden geliyor genelde? Oralardan geliyor. Haydi bakalım bismillah başlayalım. Olasılık kavramı sonucu kesin olmayan ya da rastlantıya bağlı olayların gerçekleşebilme derecesine biz olasılık diyoruz. Örneğin ne yapıyorsun? Havaya bir zar attın. Bak havaya bir zar attın. Normalde para atılır bir zar atıyoruz. Bakın arkadaşlar havaya atılan bir zarın üst yüzeyine hangi sayının gelebileceğini incelememizi sağlar. Ne bu arkadaşım? Bu bizim için olasılık kavramıdır işte. Olasılıkta bazı kavramlar var. Alt kavramlar onlardan birisi bir olayın sonucunun ne olacağını görmek için yapılan işlem. İşte sen parayı havaya attın, zarayı havaya attın. Bu bir deneydir arkadaşım. Unutma aklın olsun. Örnek uzay nedir? Örnek uzayda deney sonucunda ortaya çıkabilecek tüm sonuçları bir kümede yazarsan bu örnek uzay. Olay nedir arkadaşım? Olayda... Bir deneyde gerçekleşmesi istenen durumlara da biz ne diyoruz arkadaşım ee, olay diyoruz. Geçmeden önce hemen şuna bakalım. Ne diyorum ben? Havaya atılan bir madeni paranın üst yüzeyine yazı gelme olasılığı, olasılık kavramlarını yazın diyor. Şimdi bakın burada bir deney var. Deney ne? Bir madeni paranın, bir madeni paranın uzatmayalım, paranın nedir arkadaşım? Havaya atılması. Bu bizim havaya atılması. Bu bizim neyimizdir? Deneyimizdir. Peki olay nedir? Olay dediğimiz şey burada bizden istenen çıktı. Yani olay dediğimiz şey bir madeni paranın havaya atıldığında uzatmayalım orayı. Üst yüzeye gelen sayının, gelen ifadenin yazı olması, üst yazı olması diyelim arkadaşım. Olması. Devam edelim. Peki örnek uzayımız ne? İşte olabilecek tüm durumlar ne? Yazı ya da turadır. Peki bizden istenen olayın çıktısı nedir? Olayın çıktısı da nedir burada? Bizden istenen yazıydı. Yazıyı da vermiş olduk. İşte bu kadar arkadaşım. Geldim. Bir madeni para ard arda en defa atılırsa örnek uzay ne olur? 2 üzeri 10 olur. Çünkü birinci de attın yazı ya da tura. İkinci de attın yazı ya da tura. 2-2-4. Yazı, attın yazı tura. 2-2-2-8. Ne oldu arkadaşım? O zaman ne olmuş oldu? 2 üzeri n olmuş oldu. Ne kadar atarsam o kadar üstüne koyuyorum. Peki bir zar attığımda ne olur? Bu sefer de 6 üzeri n olur. Mesela madeni parayı attın. Nasıl 4 oluyor hocam? Onları bana bir göster dersen. Ben de sana hemen söylerim. Şöyle 4 oluyor arkadaşım. Bak ne gelir? Hemen söyleyelim. Tura ve tura gelir. Ne yapalım? Bunu düzgün bir şekilde gösterelim. Peki sonra ne gelir? Tura ve yazı gelebilir. Peki sonra ne gelebilir? Bakın aşağı geçiyorum. Yazı ve tura gelebilir. Sonra da gelebilir arkadaşım. Yazı ve yazı gelebilir. İşte mevzu bu. 4 tane geldi. Peki örnek uzayın eleman sayısını bulun diyor. Burada örnek uzayları gösterdim ben. Şimdi de eleman sayısını bulun diyor. O zaman ne yapıyorum? 2 kere atıldığı için 6'nın karesinden 36 durum vardır. Peki bunları söylemeye kalksak ne yaparsın? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. 2'lere geçtin, aynısı. 3'lere geçtin, aynısı. 4'lere geçtin. 5'lere geçtin 6'ya geçtin 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 yalnız burada dikkat et bazen kafa karışıyor hocam 1-6'yı söyledin 6-1'i söyledin tamam da kardeşim bunlardan birincisi birinci zar ikincisi ikinci zar 1-6 bir demek birincinin 1 bir, ikincinin 6 geldi demesek öbürküsünde de 6-1 dersen de ne olacak dostum ilk zar 6 gelmiş ikinci zar 1 gelmiş yani bunlar birbirinden ayrı durumlar ayrı e, örnek uzayımızın elemanı o zaman da ne diyoruz? Bunlar ayrı oldukları için toplam 36 durum var. Birin birinden altının altısına kadar değişen durumlar aklında olsun. Geldik sorumuza. Ne diyor? Selim diyor aşağıdaki kartların yerlerini değiştirerek ne yapıyor bana? Beş harfli anlamlı ya da anlamsız kelimeler yapıyor. Bu arada ödevi söyleyeceğiz birazdan unutmayalım kitabımız şurada kalsın. Heh, ne diyor bana şimdi? Anlamlı ya da anlamsız kelimeler oluşturuyor. Ve kelimelerimiz B, Ü, Ş, R, A. Büşra'nın oluşturdukları bize diyor ki örnek uzayın eleman sayısı kaçtır? E, arkadaşım bu zaten permütasyon. Buradan oluşabilecek kaç tane kelime vardır anlamlı ya da anlamsız? Hemen söyleyelim. Nedir? Permütasyon 5'in 5'isidir. O da neydi arkadaşım? 5 faktöriyeldi. Ya da 1, 2, 3, 4, 5. 5 harf var. 5 harflikte yerim var. Çünkü anlamlı ya da anlamsız 5 harfli diyor. O zaman 5, 4, 3, 2, 1 yazarsan da yine cevabın ne olacak? 5 faktör olacak. Bu ne? örnek uzay. Şimdi olasılık ne diyecek bize? B ile başlayanları soracak. Örnek uzayın tamamından B ile başlayan oranlayacak. O zaman da ne oluyor? Olasılık cevapları çıkmış oluyor. Geldik bir başka soruya. Sorumuz ne arkadaşım? Ne diyor bize? Renkleri farklı 4 tane orkide, iki tane menekşe arasından rastgele 2 iki, iki tane çiçek seçilecektir diyor. Bak, iki çiçek seçiliyor. Kimin arasından? Bunların arasından. Bu olaya ait örnek uzay nedir? Bak seçme olayı var. Seçme neydi arkadaşım? Kombinasyondu kombinasyon. Unutma kombinasyondu. Buraya yazdık. Peki kombinasyonsa elimde kaç tane çiçek var? 6 tane. Kaç tane seçeceğim? 2 tane. Ne yapıyorduk peki? 6 çarpı 5 2 tane yaz ve 2 taneye böl. O zaman ne oldu? 15 farklı durum olabilir. Birinci orkide ikinci menekşe. İkinci orkide İkinci menekşe. Ya böyle tek tek. Şimdi bende dil düşmesi olmayıp farklı farklı saymayalım. Ne yapıyorsun? Birinci orkide, birinci menekşe. Birinci orkide, ikinci menekşe. İkinci orkide, birinci menekşe diye tek tek yazıyorsun. Seçilecek çiçeklerden bir tanesinin orkide, bir tanesinin menekşe olma olayının örnek uzayı. Bu sefer de ne yapıyorsun? Dört taneden bir tanesini alıyorum. Ve o menekşelerden de iki tanesinden bir tanesini alıyorum. Bu da dört kere ikiden dolayı ne olmuş olacak? 8 tane durum bana gelmiş olacak elime. Yani bunlar ne arkadaşım? Durum demiyorum da ne yapıyorum burada? Eleman sayısı örnek uzay örnek örnek uzay. Buradaki elemanları lütfen aklımızda iyi tutalım. Çünkü olasılıktaki cevaplar bunların içinde olacak. Bunları biraz anlamaya çalışalım. Geldik şimdi farklı bir mevzuya. İmkansız ve kesin olaylara bakacağız. Olası tüm durumların kümesi boş kümen olmalı imkansız. Mesela zar havaya attın 7 geldi. Olur mu? Olmaz. Bir zarın havaya attığında üst yüzeye yazı gelmesi nedir arkadaşım? İmkansız olaydır. İmkansız olaydır. Peki örnek uzaya eşit olan yani bütün her şeyi sağlayacak. Ne diyorum ben mesela? Zar atıldığında zarın üst yüzeyine rakam gelmesi. E, kesinlikle rakam gelecek. Buraya da ne diyoruz biz o zaman? kesin olay diyoruz. Bu da tamam. Peki 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 peki. Bakıyorum buraya. 2 mavi, 3 sarı renkli topun bulunduğu bir torbadan bir topun siyah olması. Ya bir dakika ya. 2 mavi, 3 sarıdan nasıl siyah ortaya çıkacak? İmkansız olaydır diyorum. Şimdi bana gidip de şey demeyin sakın. Hocam geçen izledim. Adam sihirbaz yaptı. Arkadaşlar onlar tabii ki de değil biz neye bakıyoruz? NŞA'ya bakıyoruz. Yani normal şartlar altındaki durumlara bakıyoruz. Geldik bir sonrakine. Eş olası olan ve olmayan durumlara geldiğim. Peki aynı örnek uzaydaki bir olaya ait olası durumların sayısı başka bir olaya ait olası durumların sayısına eşit ise biz buna eş olası olay, eşit değilse eş olası olmayan olay diyoruz. Bak şimdi çok kolay bir mevzu. Çok da rahat anlayacaksınız. Hemen nasıl olduğunu söyleyeyim burada. Yapacağımız şey şu. Aşağıda verilen olayları eş olası olaylar olup olmadığını bulun diyor. Bakın şimdi bir zar atıldığında üst yüzüne gelen sayının asal olması nedir arkadaşım? Asal olması 2, 3, 5'tir. 3'ten büyük olması nedir? 4, 5, 6'dır. Ve 3'ten küçük olması nedir? 1 ve 2'dir. Üst yüzeye gelen sayıların bunlar olduğunu söylemiş olduk. Gördüğünüz gibi burada ikisinin de üç tane çıktısı olduğuna göre o zaman bunlar eş olası olaylardır. Burada iki tane çıktı olduğuna göre o zaman bunlar da eş olası olmayan olaylardır. İşte bu kadar eş olası olan ve olmayan mevzusu. Çok da mühim değil. Bunları zaten örneklerde göstereceğiz. Geldim bir başka muhabbete. Bir olayın tümleyeni E bir örnek uzayın istenilen koşullarını sağlayan Alt kümesinin dışında kalan elemanların kümesine de olayın tümleyeni denir. Ve bizim küme kavramını 9. yüzyılda görmüştük. A kümesi vardı. A kümesi haricindekilere de biz ne diyoruz? A'nın tümleyeni diyoruz. Yani burada da A olayı, A olayının tümleyeni diyeceğiz. Bir zar atılma deneyinde üst yüzeye dörtten büyük sayı gelme olduğunu, sayı gelme A olduğuna göre A'nın tümleyeni nedir diye soruyor bize. Hemen ne diyeceğiz tabii ki de? A kümesi neymiş A kümesi? A kümesi dörtten büyükler diyor. E 4'ten büyüklere bakarsak 5 ve 6'dır diyorum 5 ve 6'dır tamamdır peki A'nın tümleyeni ne olacak çok basit bir olay 5 ve 6 olmayanlar 1 2 3 ve 4 olmuş olacak tümleyen olayı da bu kadar basit sana bir şey söylenecek sen onu biliyorsun e bildiğinde genel olarak o kümede ne diyoruz uzay örnek uzayı yani bütün durum ne 1 2 3 4 5 6 e 5 6 yoksa 1 2 3 4 vardır dedim olayı da bitirmiş oldum Geldik sorumuza. Peki ne diyor soruda? Bakalım şimdi rahat bir şekilde anlayabiliyor muyuz? Anlayamıyoruz. Bir madeni para iki defa atılması deneyinde paraların üst yüzeylerinin aynı olması A kümesi A'nın tümleyen olanın elemanlarını yazınız diyor. Bir kere bak şimdi A kümesi nedir A kümesi? Olayın ne diyor? Aynı olmaları diyor. Yani yazı yazı ya da tura ve tura gelecek diyor. Tamam bunu yaptım. E zaten bizim göstermiştik yazı yazı, yazı tura, tura yazı, tura tura oluyordu. O zaman arkadaşım ben ne yapıyorum hemen? Bu A ise o zaman A'nın tümleyeni nedir? Aynı olmama durumdadır. Yani tura yazı ve yazı tura durumlarıdır. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Yani tümleyen mevzusu bütün durumlar bakın toplam 4 durum vardı. İkisini biliyorsun A diye A'nın tümleyeni de diğer ikisi olacak dedim ve bu olayı da bitirmiş oldum. Şimdi arkadaşım çok güzel bir olaya geldik. O da nedir? Hemen burada soruyu atlamadan. Ayrık ve ayrık olmayan olaylara geldik. İki olayın ortak elemanı yoksa ayrık. Ortak elemanı varsa ayrık olmayandır. Ya tabii ki de ortak eleman yoksa bunlar ayrı dünyaların ayrık olaylardır. Ayrı dünyaların insandır. Mesela bakın şimdi. Birden sekize kadar numaralanmış sekiz tane kart var. Bu kartlar bir kutuya atılıp bir tanesi rastgele çekildiğinde çekilen topun üzerindeki sayının çift sayı olma ile asal olma ayrık mı ayrık değil mi? Ona bakacağız. E peki çift çekersem ne olur? 2 olur, 4 olur, 6 olur, 8 olur. Hemen altına yazalım. Peki ben ne yapıyorum şimdi arkadaşım? Dikkat. Ben burada asal çekersem ne olacak? 2 olur, 3 olur, 5 olur, 7 olur. E bir dakika, bir dakika. E bakıyorsun burada iki sayıları ikisinde de var. O zaman bunlar nedir? Ayrık olaylar değil, ayrık olmayan olaylardır. Ayrık olmayan olaylardır. İşte bu kadar olay bu. Olay derken yani yapacağınız şey budur. Ayrık olmayan olaydır. Niye? Çünkü ayrık olsalardı ortak eleman olmazdı dedik. Bunu da bitirmiş olduk. Şimdi basit olayların olasılık hesabına geldik ki işte varmak istediğimiz asıl mevzu buydu. Burası çok önemli. İşte şimdi biz de burayı yapalım. Şimdi olasılık konusu burada başlıyor. Buraya kadar anlatılanların hepsi olasılığa giriş, ne yapmanız lazım, bilmeniz gereken basit kavramlardı ve biz de bunu 12 dakikada, 13 dakikada anlattık. Şimdi asıl sorular ve asıl olayın döndüğü yere geldik. Her bir çıktısının gerçekleşme durumu eşit olan e örnek uzayının bir alt kümesi A olmak üzere A olayının gerçekleşme olasılığı PA ile gösterilir. A olayının olma olasılığı dikkat bu olasılık İngilizce'deki yanlış hatırlamıyorsam probability'den geliyordu. P'den oradan geliyor. İstenilen olasılığı durumların sayısı yani istenilen durum SA. Tüm olası durumlar ne? SE. Yani bir bakıma örnek uzay ve istenilen uzay. Geldik buraya şimdi. A olayı kesin olaysa yani örnek uzayının tamamı varsa yani mesela zarı attın, zarın 7'den küçük gelme olasılığı. E zar kesin gelecek. O zaman ben buna bir diyorum. Çünkü altı da 6'dır bu. Altı durumun 6'sı da vardır. Ama 7'den büyük gelmesi 0/6'dan dolayı nedir? İmkansızdır. İmkansız olay olasılığı sıfırdır kesin olayın olasılığı birdir. A olayının gerçekleşme olasılığı her zaman nedir? Sıfırla bir arasındadır. Sıfır olabilir, imkansızdır. Bir olabilir, kesin olaydır. Olasılık zaten sıfırla bir arasındadır. Mesela bakın zarı attın altı. Asal gelmesi iki, üç, beş. O zaman ne oluyor? Burada altı, böl üç bölü altı oluyor. Zaten hiçbir zaman senin olasılık olabilecek durumların eldeki mevcut durumdan farklı olamaz. O yüzden unutmayın diyorum. Bakın olasılıkta ben lisedeyken olasılığı tam anlamamıştım. Bakın neden anlamamışım meğersem biliyor musun? Hoca burayı ya söylemedi ya da ben çok dikkat etmedim. Ee, burada ne diyeyim? Burada 6 tane eleman var ya. İşte buradaki 3 eleman bu 6 elemanın içinde içinde. Kim var burada? 1 2 3 4 5 6 var. E arkadaşım 6 varsa işte buradaki asal sayılar da bu bu saydığım altın içinden bir elemanlar. O yüzden burayı çok iyi tespit etmeniz lazım. Tabii ki de zar konusu basit bir konu ilk tek zarda. Ama senin burada farklı bir versiyonda, farklı bir deneyde o zaman ne olacak? Çıktıların büyüyebilir ama o çıktıların nasıl olduğunu iyi düşünmen lazım. Unutma. Ve bir olayın olmasıyla olmaması toplamı da birdir. Mesela asal gelmesiyle asal gelmemesini toplarsan o da 1'dir dedim ve olayı bitirdim. Yukarıda verilen sayılardan hangileri bir olayın gerçekleşme olasılığının değeri olabilir? 1 ile 0 arasında geç bir kere 1'den büyük olmaz. Eksi hiç olmaz. 1 ile 0 arasında 0 imkansız olaydır. 2 bölü 9'da 9 tane durumdan 2 tane olma olayıdır dedim ve olayı bitirdim. Bu da benim unutmamam gereken bir şeydi. Burayı da hatırlatıp geçtim. Şimdi arkadaşım, şimdi nereye geldik? Biz torbanın içindeki torbanın içindeki toplara geldik. Bir tane renkli toplar var. Özdeşler. Rastgele bir top seçeceğim. Yalnız dikkat. 4 yeşilim var. 3 sarım var. 2 tane de mavim var. Yani toplam kaç tane var? Burada söylemiş miydi? Söylememişti. Ben söyleyeyim. 9 tane top var. Eyvallah. yazdık çekilen topun renginin mavi olmalısı... ...bak pa ...yani hatta pa demeyelim... ...P-M... ...nedir bu arkadaşım? Mavi olma olasılığı... ...nedir? S-M... ...bölü S-E... ...yani mavi eleman sayısı... ...ve örnek uzay herkes... ...nedir o? 9'da 2'dir çünkü iki tane mavi vardı... ...mavinin eleman sayısı... ...bütün elemanlar burası... ...sarı olma olasılığı nedir arkadaşım... O zaman P sarı eşittir sarı eleman sayısı bölü bütün örnek uzayımdaki eleman sayısı sarı da kaç taneydi? 3 taneydi. 3 bölü 9 dedim. Yeşil olmasını soruyor. Artık uzatmayalım. Orayı da hemen geçelim. Yeşil eleman sayısı bölü tüm durum. Bunu böyle uzun uzun yazıyorum. Çünkü dediğim gibi lisedeyken bunu uzun yazmıyordum. O yüzden de bana biraz karmaşık bir e, ee, sıkıntılı geliyordu. Mersem çok kolay bir olaymış. Geldik buraya. Havaya atılan bir zarın üst yüzeyine tek sayı gelmeme olasılığını bulun diyor. Gelmeme. Üst yüzeyine tek sayı gelmeme olasılığını bulun diyor. E kardeşim zaten tek sayıyı bir T kümesiyle göstereyim. E tek sayı gelme olasılığı nedir? 1, 3, 5'tir. E o onun tümleyenidir. Tek sayı gelmeme olasılığı nedir? O da hemen bakıyorum. 2 4 6'dır. E o zaman bak şimdi P tek olmama olasılığı nedir arkadaşım? 6 durumdan şuradaki 3'ten bahsediyorum. 3 durumdur. Yani nedir? 1/2'dir dedim ve olayı bitirdim. Zaten şansa ilk 6 sayı arasında 3 tane asal, 3 tane de asal olmayan vardır. Bunları pardon 3 tane tek, 3 tane çift var. Ve o da doğru. 3 tane asal var. 3 tane de asal olmayan var. 2, 3, 5 asal. 1, 4, 6 da asal değil. Bunu da söylemiş olalım. Geçtik bakalım. Bir hedef tatlısına ataş yapan Timuçin'in hedefi vurma olasılığı 2 bölü 5'tir. Şimdi arkadaşım bunu nasıl düşüneceğiz? Hemen söyleyelim. 2 bölü 5 ise hedefi vuramama olasılığı nedir? Bak arkadaşım vuramama olasılığı. Bu adamın vurma olasılığı neymiş? 2 bölü 5'tir. 5'miş. Yani P A pardon A üssü değil. P A 2 bölü 5'miş. E P üssü A vuramama olasılığı nedir? Ne bileyim, soru işareti diyelim. E, bunların toplamı ne olacaktı? Bunların toplamı 1 olacaktı. E tabii ki de o zaman ne olacak? Hiç uzatmadan hemen ne yapıyorsun? Tümleyeni olarak düşünüyorsun ve sen de buna 3 bölü 5 diyorsun. Çünkü toplamları vurmasıyla vuramaması toplamı 1 olacağına göre burayı da çok rahat bir şekilde söylemiş oluyoruz ve geçmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşım aşağıda altı dilime ayrılmış ve çok özdeş bir şekilde ayrılmış. Çarkın her bölümüne bazı doğal sayılar yazılmış. Buna göre çark bir kez çevrildiğinde çarkın ibresinin gösterdiği sayının asal çarpanı olma olayının olasılığı. Aslında burada bir kelime oyunu var. Ne diyor bana? Bir asal çarpanı olma olayı. Ya bir asal çarpanı ne demek? bir asal çarpanı yani bunun içinde ne olacak ya tek tek başına mesela 2 üzeri 8'ler olacak 2 üzeri mesela 5'ler olacak bir asal çarpanı olacak diyor. Bir asal çarpanı olma olayının olayının olasılığı diyor. Bakın ya asal sayı olacak sayı bir asal olacak ya da bir asal bir asal çarpanı olacak diyor ya. O da ne olacak peki? Ya asallar olacak ya da ya da sayı Üçün kübü mesela. Üçün kübü de bir asal çarpanı vardır. Bakın burada çok dikkat etmeniz gereken bir çakallık var. Bir asal çarpanı olacak. Bir asal çarpanı. Yani iki tane asal çarpanı olmayacak. Mesela iki ile üçe bakarsan iki tane mesela altı sayısında iki tane asal çarpan vardır. O yüzden ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Bunu sakın kaçırma. Burada sen ne diyorsun? Bir asal çarpanı olmasını soruyor. Bak bir asal da altı sayısında ne olur? Altı sayısında 2 ve 3 olur. Ama 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 gel gör ki 27'de ne vardır? 3 üzeri 3'ten dolayı bir asal çarpanı vardır. Yani buraya dikkat et. Bu sorunun çakallığı burada. Ya sayı asal olacak ya da bir asal sayının kuvvetleri şeklinde olacak arkadaşım. İşte bu kadar. O zaman hemen söyleyelim. Benim 6 tane sayım vardı. Ne diyordu bana? Asal sayı mevzusu diyordu. Ben de P as yazayım bak. P as yazayım. O zaman ne olacak? S As olacak. S as olacak. Ya da ya bölü SE olacak. E bölü SE zaten belli. 6 tane durum. Peki bir asal çarpanı olmasın ne demek? O zaman 12'nin bak 2 tane asal çarpanı var. 2 ve 3 diye. 43 asal sayı. 97 asal sayı. 73 asal sayı. 31 asal sayı. 27 de 3 üzeri 3'ten dolayı nedir arkadaşım? Bir asal çarpanı olan sayıdır dedim. Bunu da bitirmiş oldum. Geldik bir sonraki soruya. Havaya atılan 2 zarın Üst yüzeyine gelen sayıların toplamının 6 olma olasılığı diyor. Bakın 2 zar üst yüzeye gelen sayıların toplamı diyor ya. 2 zar atılıyor. 2 zar atılıyorsa sen ne demiştik biz? 6 üzeri n. Yani 2 tane ise 6 üzeri 2'den 36 durum vardır. Ve toplamının 6 olması toplamının 6 soruyorsa bana. Bakın P6 yapayım. Eşittir S6 bölü S. Bir kere S basit. Nedir o? Bütün sayılar. E tamam bütün sayılar ne arkadaşım? Bütün ikililer 36 tane. 1-1 bir, bir var, 1-2 bir, var, 1-3 var dediğimiz gibi 36 tane. Şimdi bana bunların üzerinden ne diyor? Toplamının 6 olduğunu söylüyor. E toplamı nerede artı olur? 1-5, 2-4, 3-3. Dikkat, dikkat geri dönüyorum. 4-2, 5-1'de olur. O zaman kaç tane durum varmış burada? Gördüğün gibi hemen söylemiş Eksik bir şey var mı? Yok. O zaman kaç tane durum varmış burada? Bizim için 5 tane durum varmış. Toplamın 6 olma da bizim için buymuş. O zaman ne diyorum cevaba? Tabii ki de 5 bölü 36 olduğunu söylüyorum. Evet hızlıca geçelim. Bir sonraki sorumuza bakalım. Havaya atılan... Bir dakika ya. Bir dakika. Havaya atılan 2 zarın üst üzerine gelen sayıların toplamının... a en az on diyor. Bak şimdi. Aynı soruya benziyor ama farklı cevaplar. En az 10 dediğine göre o zaman şöyle diyelim mi? P10 eşittir. S10. Bakın buraya içeriye ben bilgilendirme olsun diye yazıyorum. Tabi buraya O da diyebilirsin. A da diyebilirsin. Hiç fark etmez. Onda en az 10 diyor. En az 10'sa... benim aklıma 4-6 geliyor. 3-7 olmadığı için devam ediyorum. 5-5 geliyor. Başka ne geliyor? Bir de 6-4 geliyor. Bu tam 10 yapanlar. En az 10 diyordu ya. Şimdi 11'e geçelim. 5-6 geliyor. 6 5 geliyor. Bir de 12'ye geçelim. 12 içinde ne olacak arkadaşım? 6 6 durumu olacak ki toplam yine 2 zar olduğu için 36 durum var. Benden bu sefer ne istiyor? 6 tanesini istiyor. O zaman 1 bölü 6 yapmış oldum. Ve soruyu patlattım gitti. İşte bu kadar. Şimdi geldik artık biraz daha farklı sorulara. Burada ne diyor? Kümesinin elemanları eksiler var. 2 tane 3 tane eksi var. 2 tane de artı var. İki tanesinin çarpımı negatif olması. Bak 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 bak. İki tanesinin çarpımı negatif olacak. O zaman ben burada nasıl bir yol izleyebilirim? Çok dikkat et. Şimdi çok önemli bir mevzu. Şimdi P çarpma diyelim. Ve burada ne olacak? S çarpma bölü SE. Peki çarpma dediğimiz ne? Negatif çarpma. Hatta istiyorsan önüne eksi çarpma diye de yazabilirsin. Şimdi dikkat. İki sayı istiyor muyum ben? Yerleri değişse fark eder mi? Fark etmez. İki sayı istiyorum ben. O zaman iki sayı istiyorsan elimde beş tane var. Beşin ikilisi yapacağım mı? Yapacağım. Eksi üçün ile, eksi üçün ile, eksi üçün bir, eksi birle eksi üçün, birle, eksi üçün birle, eksi üçün dörtle çarpımı. Dört durum geldi. Eksi ikinin bununla, eksi ikinin bununla, eksi ikinin bununla. Üç tane de oradan geldi yedi. Eksi birin bununla, eksi birin bununla, iki tane de oradan geldi. Dördün bununla. Toplam 10 tane 5'in ikilisi. Bakın ben uzatarak elle saydım. Toplam 10 tane çarpma ortaya çıkar. Bu çarpmalardan yalnız benden ne istiyor? Negatif istiyor. Bir dakika negatif olması için de bu elemanlardan birinin kesinlikle negatif. 3 taneden birinin negatif. Kesinlikle 2 taneden birinin de ne olması lazım? Pozitif olması lazım. Bakın bunlar ayrı ayrı mevzular. Biri bir tane negatif seçiyorum bir tane pozitif seçiyorum çarpacağım. O yüzden de burası ne oldu? 3 kere 2'den dolayı 6 oldu. İşte negatif durumlarda budur. O zaman ne diyorum? P eksi çarpma. Bakın bunları kafanıza göre uydurabilirsiniz. Sorun yok. E tabii ki de düzgün bir şey yazmak önemli. Biz burada e, muhabbetine muhabbet ettiğimiz için burada akılda kalıcı olsun diye böyle bir isimlendirme seçtik. Bunu da çok güzel bir şekilde anlattık. Şimdi kallavi sorulara geldik. Bakın, bakın, bakın. Kallavi sorulara geldik. Peki ne buradaki kallavilik? X artı Y'nin üzeri 5. Açılımındaki terimlerden rastgele biri seçildiğinde seçilen terimin katsayısının tek olma olasılığı. Bir dakika şimdi arkadaşım. Geçen hafta binom anlattık. Binom nasıl başlıyordu? 5'in sıfırlısıyla başlıyordu. X üzeri 5, Y üzeri 0 diye devam ediyordu. Bu arada ben bir şey fark ettim. Bunların dereceleri 1 olduğu için artık çok da benim X, Y ile hiçbir işim yok. Çünkü X, Y ile muhabbetim yok. Niye? Katsayısı diyor katsayı da x'te y'nin katsayısı olmadığı için direkt binomdan gelecek. O zaman nokta 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 artı 5'in üçlüsü nokta 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 artı ne olacak? 5'in dörtlüsü ve nokta 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 artı ne olacak? 5'in beşisi olacak. O zaman ben burada rastgele bir terim seçeceksem ve tek olmasına bakıyorsam tek olma durumu eşittir. Estekler bölü nedir? Estekler sanki şey tarih diye anlatıyoruz burada. Aztekler gibi. tekler gibi. Estekler bölü ne olacak? Es evrensel. Yani bizim örnek uzayımız. Örnek uzayımızda kaç tane var? Katsayı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saymana gerek yok hocam. ...üssün 5 ise bir fazlasıydı. 6 tane var katsayım. Eyvallah. Ben bunlardan bir tanesini seçeceğim. Bir tanesini seçtim dedi. Fark ediyor sanki bu 5'in sıfırlısı 1'di. 5'in beşlisi 1'di. 5'in birlisi 5'ti. 5'in dörtlüsü 5'ti. 5'in ikilisi 10'du. 5'in üçlüsü 10'du. Niye? Bunlar birbirlerini tamamlıyorlardı. O zaman bakıyorum arkadaşım. Onlar çift. Gerisi tek. O zaman ne oldu? 6 bölü 4 yani 2 bölü 3 dedim mi? Dedim ve bu soruyu da güzel bir şekilde bitirmiş oldum. Şimdi arkadaşım geldim bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda bir kutudaki renkleri dışında bir kutudaki renkleri dışında özdeş toplardan 4 tanesi mavi bir tanesi kırmızı diğerleri siyattır. Bir dakika kaç tane siyah var söylemiyor. Neden? Çünkü onu sen bul diyor. Hadi bakalım bulalım. 4 tane mavi varmış tamam. Bir tane kırmızı varmış tamam bir tane kırmızı. Kaç tane siyah var? X tane de siyah olsun. Bana ne yapıyor arkadaşım? Rastgele bir top çeşiyor ve maviymiş. O zaman yazalım. Mavinin olma olasılığı eşittir. Mavinin sayısı bölü elimdeki bütün sayılar. Tamam elimdeki bütün sayılar 4 artı 1 5. Bir tane de siyahtan geldi x. Peki arkadaşım mavi söylüyor bana. Mavi de neydi? 4 taneydi. Ve bunun cevabı da 1 bölü 2 imiş. İçler dışları patlattım. Ne yaptım arkadaşım? 8 eşittir 5 artı x yaptım. Buradan da x'in 3 olduğunu yani siyahın sayısının ne olmuş olduğunu gördüm. 3 tane siyah olduğunu gördüm. Şimdi bana diyor ki rastgele 2 tane top al diyor. Bir dakika iki tane top alacaksam ben P iki, e, mavi olması iki topun da mavi olmasını söylüyor bana. O zaman ne yapıyorum hemen ben iki tane mavi eşittir iki tane mavi olmasın durumu bölü bütün mavilerden bahsediyorum. Ya bütün maviler derken bütün ikillerden. E bir dakika bütün ikillerse elimde kaç tane var 4 artı 1 5 3 da 8. O zaman ne oldu ben buraya ne yazacağım 8 taneden iki tane seçme durumu. Yani elimdeki sekizlerden kaç tane ikili seçebiliyorum? Ve de bana söylediği şey de bu mavi olsun ikisi de diyor. O zaman ikisi de mavi olmasını istiyorsam dört tane mavi vardı. Onların içinden iki tane seçeceğim. Sözü fazla uzatmayalım. Ne yapıyorsun? Dört çarpı üç bölü, bir çarpı iki bölü, sekiz çarpı yedi bölü, bir çarpı iki. İkisi de payda da gitti. O zaman cevabım da ne olmuş oldu? Şuraya çekelim. Dörtle ile sekiz sadeleşir. 1 e iki. O zaman ne oldu? 3 bölü 14 olmuş oldu cevabım. Yani 6 bölü 28 de diyebilirsin. Hiç önemli değil. Ben ne yaptım burada hızlıca? Yani 6 derken 4'ün 4 ikilisi 6, 8'in ikisi 28 diyebilirsin ama... ...gerek yok paydalar gidiyor. Burası da temiz yine sadeleşiyor. Çok da kafaya takmadan güzel bir şekilde cevabı bitirmiş olduk. Şimdi geldik son kısmı artık arkadaşım. Son kısmı da anlatıp bitiriyoruz. Ayrık ve ayrık olmayan olaylarla ilgili... Ben ne olduğunu anladım. Ayrık olayın, ayrık olmayan olayın ne olduğunu anladım. Ama olasılıkla ilgili ne var ona bakalım. A ve B ayrıklarsa. P, A veya B derse ikisini topluyorum. İkisinin birleşimi pardon özür dilerim. İkisinin birleşimi ne olacak? Ayrık olay oldukları için ortakları yok. A'lar gelecek, B'ler gelecek. İkisinin olasını toplayacaksın. Ama ayrık olmayanlarsa, ortakları varsa... Bana ikisinin birleşimi sorarsa tabii ki de onu alacaksın, bunu alacaksın kesişimi çıkaracaksın. Niye? Ortak olanı iki kez yazdığın için küme mantığındaki gibi birleşim ne oluyor? A kümesinin elemanları, B kümesinin elemanları, A kesişim B'yi çıkartıyorsun. Sonrasında zaten olay kolay. 4'ten 11'e kadar olan doğal sayılarla numaralandırılmış 8 tane kart var. Bak ne var elimde? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 var. 3, 6, 8 tane sayı var. Bir kutudan rastgele alınan bir kartın. Bak bir kartın asal veya çift bak veya diyor asal veya çift diyor arkadaşım. O zaman ne yapıyorum? Çok dikkatli izle şimdi. Ben burada bir şey fark etmem lazım. Asal veya çift dediğine göre o zaman şöyle bir şey yapman lazım. Asal sayı veya çift diyorsa hemen ilk önce asalları düşün. Asallar kim? 5 7 9 atlama hemen. Bak 9 yok. 9 3'ün karesi. Elin içinde 2 kere 3 var. Dikkat et. Ne olacak? 5 7 11 olacak arkadaşım. Benim asallarım bunlar. Peki çift olma durumu ne? Çift olma durumu da 4, 6, 8 10'dan bahsediyorum. Şimdi arkadaşlar çok dikkat. Benim 8 tane var mı derim de asallar kaç taneydi? Gördüğün gibi 3 taneydi. O zaman 3 bölü 8 yazdım. Artı artı. Peki çiftler kaç tane? 4 tane. 4 bölü 7 yazıyorum. 4 bölü 8 yazıyorum. Bak şimdi arkadaşım. Peki hocam bunu sen niye kesişimleri çıkartmadın? Veyahut da niye bu formüle göre yazdın? E ortak mı var burada arkadaşım? Bakın ortak yok. Tekler var. Ayrı mevzu. Pardon asallar var ayrı mevzu. Çiftler var ayrı mevzu. O zaman ne dedim ben de? İkisi ayrık elemanlardır. Ayrık olaylardır. O zaman ne yapıyorsun sen de? Sadece bunları ikisini birden topluyorsun. 7 bölü 8 diyorsun. Peki o 1 bölü 8 nereden kaynaklanıyor? İşte bu 9'dan kaynaklanıyor. Aklında olsun. Evet, devam edelim arkadaşım. Olay böyle. Şimdi bakın bu sefer kesişimli bir olay gelecek ve olayı sonlandıracağız. Ödüllü soruya geçeceğiz. Çok dikkat şimdi arkadaşım. Ne diyor bana? Bir tabloda erkek var, kadın var, İngilizce bilen var, bilmeyen var. O zaman ne yapıyorum ben de? Güzel bir şekilde şimdi soruyu çözüyorum. Şimdi arkadaşım. Buna göre bu gruptan rastgele seçilen bir kişinin kadın veya İngilizce bilen bak veya İngilizce bilen o zaman ben ne yapıyorum toplam kaç kişiyim ben 16 artı 8 pardon özür dilerim 40 artı 20 toplam 60 kişiyim bak dikkat 60 kişinin kadın olma durumu 20 artı artı 60 kişinin kadın olma durumu 20 yazdım 20 bölü 60 peki İngilizce bilen olma durumu nedir İngilizce bilen olma durumu çok dikkat o da 16 artı 8 İngilizce bilenler gördüğünüz gibi burada o da 24 bölü 60'tır. Devam ediyorum. Eksi şimdi kesişim işte kadın ve İngilizce bileni çıkartacağım. Kadın ve İngilizce bileni çıkartacağım. O da hem kadın olup hem İngilizce bilen gördüğün gibi hem kadın hem İngilizce ikisinin ortağı burada 8. O zaman 44 8 36 bölü 60 oldu. Benim de cevabım ne olmuş oldu? 3 bölü 5 olmuş oldu. İşte bu kadar arkadaşlar. Olay bu. Burada peki neden bunu çıkarttık hocam? Çünkü hem kadın olup hem İngilizce bilen birileri vardı. Ben onu kadınlara da dahil ettim. Bakalım pardon doğru söylüyorum. Burası kadınlardı. Kadınlara da dahil ettim. Hatta yazalım. P kadın. Burada da P İngilizce bilenleri de dahil ettim. Peki bu kim? Bu kadın ve İngilizce bilenleri çıkarttım. Niye? Çünkü kadının içinde İngilizce bilen vardı, İngilizce bilen içinde kadın vardı. Ben ne yaptım? Kadın ve İngilizceyi iki kere aldığım için bir tanesini çıkartıyorum. Bizim küme mantığımızda o zaman da olayı çok güzel bitirmiş oluyorum. Arkadaşım olay bu, olasılık konusu bu. Hem ödevini söyleyelim. Bak olasılık konusu neredeydi? Permütasyon, kombinasyon, olasılığı gördük, e, binomu gördük, Pascal üçkili binom yaptık. Şimdi 63'ten Nereye kadar? 85'e kadar, fonksiyona kadar. 63'ten 85'e kadar. Bak, bir tane örnek anlatıyorum. 4 tane senin karekot okutuyorsun. Canım hocam, yapamadıysan yapıyor. Hemen buralara geçiyorum. Bakın, yeni nesil tarzda sorular. Hepsi bunları yapıyorsunuz. Bunların hepsini çözüyorsunuz ve sonrasında da gördüğün gibi halatı nasıl çözeceksin, ne yapacaksın? Bunların hepsi sana kalmış olaylar. Çıkmış sorumuz vardı. Benzeri burada var. Çıkmış soru var. Benzeri burada var. Bunların hepsini yapıyoruz arkadaşlar ve yazılı simülasyonda yine bütün ünitenin yazılı simülasyonda karşında birinci ünite yazılısı Kare kodu okutuyorsun. Yapamazsan da yapıyorsun. 63'ten 84'e kadar senin arkadaşım bir tane daha senin. O da ödülü soru. İşte karşında ödülü soru. Cevapları yoruma bekliyoruz. Sizleri seviyorum. Bir dahaki derste görüşürüz.